Şimdi her zamanki gibi masaya gitmiştik. Maçın o anki atmosferinde 40. dakikada yenilen gol icabı tepki göstermek istedim. Bizim tribüne en yakın oyuncu Volkan Şen'di. Pozisyondan çok uzaktı. Buna sinirlenerek ona bir tepki gösterdik. Senin oynadığın topun gibisinden bir telaffuzda bulundu. O da bize dönerek Trabzonspor taraftarına küfür etti. Ondan sonrasında taraftarlar arasında çıkan bölünme, işte sataşmalar, karşılıklı laf atışmalar olayın büyümesine neden oldu. Sonrasında Volkan ağlayarak oyunu terk etmiş. Onu zaten ben olaydan sonra gördüm. Bizi polisler olay yerinden uzaklaştırarak karakola getirmek istediler. Biz de yıllardır Trabzonspor hayranı olduğumuzu, Trabzonspor taraftarı olduğumuzu, yıllardır kombine alarak, gerek forma alarak desteğimizi eksik etmediğimizi dile getirmiştik. Biz kendimiz zaten Kundura Caddesi'nde esnafız. Bizim böyle bu tarz olaylarla asla işimiz olmaz. Olmamış da. Yani ne bileyim, diyecek bir şey bulamıyorum. Şu an düştüğümüz durum anlatılacak gibi değil. Karakolda bir suçluymuş gibi muamele görmem beni çok üzdü. Ertesi gün kalktığımda caddede yürüyorum. İnsanların bana tepki vereceğini düşünerekten tedirgindim ama asla olmadı öyle bir şey. Herkes benden, senden Allah razı olsun, Volkan'ın dışarı çıkmasına sebep oldum. Onun yerine giren oyuncu Trabzonspor'a 3 puanı getirdi. Zaten geçen hafta da çok kötüydü. Sürekli oyun içerisinde futbolcularla dalaşarak huzursuzluk yaratan bir futbolcudur diye tepkiler aldım. Ne bileyim yani işte. Yani en azından böyle bir olay olmasını istemedim tabii. Yine de Trabzonspor'u kazandığı için mutluyuz. Her şeye rağmen. Bunu da eklemek istiyorum. Gerçekten kötü söz kullanacak bir tarzda bir insan olsam gereğini yaparak, çiçeğimi alarak gidip kendisine teşekkür, özürümüzü dileriz. Gerekeni yaparız yani. Öncelikle Trabzonspor'un kazandığı için çok mutluyuz. Yıllardır Trabzonspor için hizmet vermekteyiz. Kombinesini alıp maçına gitmekteyiz. Takımımızın her zaman arkasında destekle bulunmaktayız. İyi bir taraftar olduğumuzu şu andaki röportajımızda da size, tüm taraftarlarımıza dile getirmek istiyorum. Maça gittiğimizde hiçbir zaman gerginlik yaratmayıp, maçımızı güzel bir şekilde izleyip, takımımızı destekleyip sahadan ayrılmakta bulunmakta olan bir taraftarız. Saha içerisinde olan gerginliklerden kesinlikle tabii biz de tasvip etmiyoruz bir şekilde. Ama golü yedikten sonra Volkan Şen'in taraftara doğru dönüp tepki vermesi ve taraftarların Volkan Şen'e karşı küfür etmesi tabii biz de bunu hoş bulmadık. Yalnız Volkan Şen bu tepkilere karşı olarak taraftara dönüp tepki verdi. Biz de tabii ki tepkiye hiçbir şekilde maruz kalmayıp Volkan Şen'e niye küfür ediyorsun? Niye düzgün şekilde topunu oynamıyorsun? Taraftarla senin ne işin var? Sen profesyonel bir futbolcusun. Biz de burada gelip paramızı vererek maçı izliyoruz. Size destek veriyoruz. Yaptığın hareket çok yanlış şekli tepkiler verdik. Ve sonra bir grup taraftarın bizim üzerimize doğru yürüdüğünü fark ettik. Sonra da güvenlik güçleri araya girip bizi ayırmaya çalıştı. Biz de zaten yanımda bulunan kişi şahıs kendi abimdir. Biz de Trabzon'da esnaf, Kundura Caddesi'nde esnaflık yapmaktayız. Yalnız şunu söyleyeceğim. Biz ayağa kalkarak yine taraftarımızı yaşatmaya çalıştık. Özür dileriz. Tamam, kusura bakmayın. Yanlış anlaşılma oldu. Böyle bir şey kesinlikle görülmedi. Hayatımızda şunu dile getireyim. Öncelikle hayatımızda ilk defa bir karakol yüzü gördük. Bundan tabii ki mutlu değiliz. Tüm arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımız, herkes bizi gördü, izledi. Ama yapılan kesinlikle yanlış bir hareket değildir. Tüm Trabzon halkımızdan eğer bir yanlışımız olduysa dile getirerek özür diliyorum. Gerekirse tesislere de gidip çiçeğimizi de alıp tüm futbolcularımızdan, başkanımızdan hepsinden özürümüzü de dileriz. Kazandığımız için mutluyuz. Yani bu kadar. Fazla bir şey söylemek istemiyorum.